Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ve Yönetim Kurulu üyeleri dün Mausa Saramis yolunda esnafı ziyaret etti. Hürrem Tulga, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin toplamda 20 binlerde olan öğrenci sayısının %80'inin kampüs içinde ve sınırları içerisinde yurtlarla konakladığını, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Yurt ve yurtlara bağlı olarak nüfus ve iş yeri yoğunluğunun kampüs içinde ve üniversite sınırlarında olmasından ötürü o bölgenin yeni bir kente evrildiğini ifade eden Tulga, bu durumun Mausa kentiyle üniversitesinin tamamen kopmasına neden olduğunu kaydetti. Olabildiğince çarpık bir biçimde gelişen bu durumun, DAYU gibi bir kamu üniversitesi tarafından yaratılmasını eleştiren Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, bütün bunların kamusal kent yararı yerine bireysel rantların gözetilmesinin sonucu olduğunu söyledi. Üniversiteler strateji bölgesinde kampüs sınırları içerisinde yapılacak olan yurtların üniversitenin toplam öğrenci sayısının %30'una konaklama imkanı yaratması gerektiği üzerinde durulması gerektiğini belirten Tulga, Avrupa ülkelerinde de üniversite kent buluşmasının sağlanmasına eğitimin bir gereği olarak önem verildiğini kaydetti. Tulga, ülkede mevcut olan şu andaki durumun yaratılmasına sebep olan mekanizmaların açığa çıkarılmasını istedi.